Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın altında şöyle bir muhafaza var. Bu muhafazayı sökmem lazım. Bazı vidaları var işte. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada. Yine burada. Arka tarafa doğru. Tekerleğin hemen yanında burada. Yine tam karşısında. Bazı vidalar var. Onları sökmem lazım. Ondan sonra da çıkartacağım muhafazayı. Altında çünkü yağ karteli. Arkadaşlar 6 tane vidası vardı muhafazanın. Söktükten sonra gördüğünüz gibi kartele ulaştım. Kartelin boşaltma kapısı burada arkadaşlar, görüyorsunuz boşaltma kapısını. Buradan boşaltacağım. Boşaltma tavasının içi şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Bu evlerdeki kapı kollarının içinden çıkan demir var ya, ya da pencere kollarının içinden çıkan demir. Onun gibi dört köşeli bir anahtarı var. Onu da sökeceğim. Arkadaşlar o bahsettiğim tapayı sökmek için kullanacağım anahtar şöyle bir anahtar. Bu aslında Allian. Hatta kaçlık olduğunu söyleyeyim, 10 milimlik bir Allian. Ben şu ucunu ya da şu ucunu demir eğesiyle eğleyerek böyle dört köşe bir hale getirdim. Bu işe yarıyor. Bununla da sökebilirsiniz. Ama o anahtardan da bulabilirseniz onunla da sökebilirsiniz. Dediğim gibi evlerdeki kapı kollarının içinde de falan görürsünüz. Ama o biraz zayıf kalır o demirle sökmek. O yüzden böyle bir alyanı ona göre uydurarak eğile böyle eğilip bu hale getirebilirsiniz. Arabanın yağ filtresini değiştirmek için de bu anahtarı kullanacağım. Şimdi bununla yağ filtresini sökeceğim. Arkadaşlar yeni yağ filtresini arabaya takmadan önce ilk önce aldığım yağla biraz yağlamam lazım. Şöyle bu contasını yağlıyorum. Takacağım yerde biraz temizleyeceğim bir bez yardımıyla. Ondan sonra bunu yerine takacağım. Filtreyi çıkarmak arkadaşlar biraz zor oldu çünkü normalde bunun taslı bir anahtarı var. Ondan bulabilirseniz çok daha iyi olur. Ben de olmadığı için diğer anahtarları çıkarmaya çalıştım. O yüzden bayağı bir zorlandım çıkarırken. Çünkü yeri çok dar bir yerde. Ters bir yerde yani. O yüzden dediğim gibi taslı filtre sökme aletleri var. Onlardan alabilirsiniz.
arkadaşlar, tapayı kapattım. Altındaki korumayı da kapattım. Şimdi yağ koymaya başlıyorum. Arkadaşlar, yağ koyma işlemini bitirdim. Son olarak da arabanın yağ seviyesini ölçmem lazım. Onu da bu yağ kapağı olan, motor kapağı olan şeyin içinde, yağ çubuğu. Şöyle göstereyim sizlere. Burada minimumla maksimum arasında olması gerekiyor. Ondan sonra da işlemi bitirmiş olacağım. Ölçtükten sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.